İzleyen herkese merhabalar. Let it die, yani bırak ölsün veya ölmesine izin ver adlı oyundan herkese selamlar yolluyorum. İlk baştaki sözleşmeyi ve işte diğer zımbırtıları falan geçtikten sonra dil seçim ekranı geliyor. Orada da zaten İngilizce ve Japonca ayarları var. Onlardan istediğiniz birini, genellikle İngilizceyi seçerler zaten. Neyse. Dili de seçtikten sonra buradaki ayara geliyoruz. Burası da ışık ayarı. Ben hiç değiştirmeyeceğim. Zaten ortalama bir ayardayız. Bundan sonra da sinematiği başlayacak. Evet, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Let It Die 2016 yapımı bir PlayStation 4 oyunu olup 2018'de de bilgisayara çıkmıştır. In Steam'den the year ücretsiz bir şekilde 2026 indirebilirsiniz. AD, Neyse, the sinematik için çok fazla earthquake tectonic konuşmayalım. disturbance occurred around the world, splitting the earth into four terrestrial masses. Domination, war, disaster and famine broke out in the four lands, and mankind fell into disarray. In the center of the world, a single tower rose steeply into the sky. It was a great structure looking down upon the earth from the heavens above. People believed that it held the key to the future. It became known as the Tower of Barbs, a place at which one could come closest to God. Evet, açılış sinematiğini geçtik. Sinematikleri çok bozmak istemediğimden sinematik sırasında pek bir şey söylemedim. Daha sonra İngilizcemin yettiğince neler anladıysam onları sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi yeni sinematiğe odaklanalım. Evet, bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama az önceki ablamız dünya bayağı bir cozurdanmış vaziyette olsa da kırmızı ışıkta bekleyip yeşil yanınca devam etti. Ne diyoruz? İlginç. Another new arrival. Looks like things are about to get busy around here. Bu arada bu ablamız da oyunda gayet önemli bir yer kaplayan DH servisinde çalışıyor. Yani açılımında Direct Hell. Türkçesi doğrudan cehenneme servisi. Öldüğümüz zaman karakterimizi diriltmeye falan yardım ediyor. Neyse, oralardan ileride bahsederim zaten. Şimdi oyuna bu karakter seçim ekranından başlıyoruz. Sol tarafta erkek karakterler, sağ tarafta kadın karakterler. Toplam 16 çeşit, 8'i kız, 8'i erkek, 16 çeşit model var. Bunlar üzerinde herhangi bir ayarlama, yani customization falan dedikleri olaydan yapamıyoruz. Sadece beğendiğimiz bir tanesini, mesela şu abimiz olabilir veya şu abimiz, bu abimiz olsun. Beğendiğimiz bir tanesini seçip başlıyoruz. Bunlar normalde ölü vaziyette olduğu için böyle kabloyla elektrik verip canlandırıyorlar. Aynı Matrix'teki gibi düşünebilirsiniz. Ve hikayeye bu şekilde bir giriş yapıyoruz. Umarım sesim net geliyordur. İlk bölüm olduğu için oyunun ses ayarlarında hiçbir şey yapamadım. Sesim oyunun sesine göre biraz kısık olabilir. Diğer bölümlerde bunu daha iyi ayarlayacağım arkadaşlar. Ve işte ölüm amcayla ilk karşılaşmamız. Kendisi de söyleyecek zaten.
Evet, şöyle kamerayı bir döndürelim. Adımı da Kim koymuş. İronik. Adınızın hoşuna gitmemesi çok da önemli değil. İleride değiştirebiliyorsunuz. Oh yeah. Here. Take this. It's called an underwater Rolodex. And it's super important. Underworld Rolodex. Bildiğin not defteri abi. Forgot to mention. My name is Uncle Death. I have a feeling we're gonna get along. Dedim size. Ölüm amca demiştim. Oyunda bu Uncle Death olarak, yani dediğim gibi ölüm amca olarak geçiyor. Ha, düştük. Evet, neyse. Biz not defterimize odaklanalım. İlerleyen bölümlere doğru bize değişik tavsiyeler vermek suretiyle böyle yardım edecek. Zaten açılış sinematiğinde de bazı şeylerden bahsetmişti. Şimdi yolda onlardan söz edeyim, anladığım kadarıyla. Dünyada kıyamet gibi bir şey kopmuş. Dünya bayağı cozurdamış. Böyle virüs falan bulaşmış insanlara. Zombiye falan dönmüşler. Tuhaf bir hale gelmiş dünya. Bu açılıyor ama buradan geçemiyorum. Neyse. Ve dünyanın merkezinden bir kule yükselmiş. Kule bulutları falan da geçmiş. Bayağı böyle Tanrı'ya doğru uzanıyormuş. Sinematikte öyle diyordu. Anladığım kadarıyla. Bu kulede Tower of Barbs olarak geçiyor. Yani Barb'ların kulesi. Biz de bu kulenin en tepe noktalarına doğru tırmanmaya çalışıyoruz. Şimdilik yürüyen merdivenden çıkalım bakalım. Umarım ilk bölümü çok uzatmadan bitirmeyi başarabilirim. Ortalama hedefim yarım saat. Biraz geçse veya biraz az olsa da çok da önemli değil. O yüzden fazla oyalanmamaya çalışacağım. Sonraki bölümlerde de oyunun ses ayarlarını yapıp, ha veya neden sonraki bölümlere atıyorum ki? Şu anda da yapabilirim. Doğru. Ayarlara girelim. Evet. Şunları bir düşürelim. İşte bu. Hatta ha, şunu unuttum. Speaker'ı off yapıyorum. Siz isterseniz bu ayarı on da yapabilirsiniz. Bu şey demek. Ölüm amca bazen size mesajlar falan yollayacak. Ha, şu an yaptığı gibi. As all the cool kids call it, is a smartphone. I'll be keeping in touch. Bu sesin joystick'ten veya PlayStation veya artık nereden oynuyorsanız bilgisayardan. Gerçi bilgisayardan olsa böyle bir şey olmaz zaten. PlayStation'dan oynuyorsanız eğer sesin joystick'ten veya ekrandan şeyden cihazdan gelmesini sağlar. Ben cihazdan gelmesini ayarladım. Evet, ilk zombimsi düşmanımızla yüzleştik. Çok zor bir savaş olmayacak. Bu oyunu öğretme bölümü olduğu için bizi fazla zorlamazlar. Ha, bir ayar daha var. Onu da unutmuşum. Titreşimi kapatma ayarı. Neyse, şunu yeneyim. Titreşimi de kapatırız. Tamamdır. Evet, burada gördüğünüz gibi adamın silahı düştü. Silahımızı sağ tarafta 3 el işareti, sol tarafta 3 el işaretimiz var. Onlardan istediğimiz birine alabiliyoruz. Oyunun kontrollerinden, neyi nasıl yaptığımızdan çok bahsetmedim. Hatta hiç bahsetmedim. Onları ayarlardan kendiniz görüp bakabilirsiniz zaten arkadaşlar. Bu arada bir şey unuttuk galiba. Buna da bakalım. Silahlardan söz ediyor. Silahların canlarının olduğundan söz ediyor. Canlar bittiğinde silahların kırıldığından falan bahsediyor. Onları da ileride göreceksiniz zaten. Atlamaktan söz ediyor. Ben şimdilik size
Ne unutmuştum ben? Aynen. Şu Underworld Rolodex'e bir bakmadık. Bakalım burada Underworld Rolodex dedikleri zımbırtıda bu not defterimizde bazı şeyler görünüyor. Mesajlar var mesela. Şimdilik Kaptan Yotsuyama denen heriften bu aynı Marvel kahramanı gibi duran arkadaştan mesajlar var. Bu arkadaş bizim günlük bonuslarımızı oyuna giriş yaptığımızda gelen ödülleri yatırıyor. Ödül kutumuza atıyor. Majin denen bir çocuk var burada. Bu da böyle oyundan bize tavsiyeler falan veriyor. Şunu şöyle yapsan daha iyi olur falan tarzında. Ondan da ileride söz ederiz. Bu Kiwaka Seto oyunun başındaki şu motosikletli kız. O da işte Direct Hell servisinde çalışıyor demiştim. Uncle Death, bu da ölüm amca. Bu zaten bildiğin Azrail, yani bizdeki Azrail, bunlardaki ölüm amca. Sonra bir şey unutmadık değil mi? Evet, devam edelim. Öfke hareketi. Evet, öfke hareketinden söz ediyor. PlayStation'da biz üçgene basılı tutarak yapıyoruz. Üçgene basılı tutarak hangi silahınızla yapmak istiyorsanız o silaha göre sağ elle vuruş R2 PlayStation'da, sol elle vuruş L2. Bunlar hafif vuruşlar. Bir de ileride ustalık açtıkça silahların tabii bir de ustalıkları oluyor. Onların R1 veya L1 ile ağır vuruşlarını da yapabiliyor olacaksınız. Neyse. Öfke hareketleri hafif vuruş tuşlarıyla yapılır ama. Öfke hareketini denememiz açısından da bize 3 öfke puanı doldurdular. Ve karşımıza da 2 düşman fırlattılar. Bunların üstünde öfke hareketini bir deneyin bakalım. Dediler. Bakalım neler yapacağız. Şunda çivi tabancası var gibi. Önce şunu halledeyim. Öbürü de rahat bırakırsa. Şuna bir öfke hareketi yapalım o zaman. Ben yumrukla öfke hareketi yapayım. Şöyle. Adam rahat bırakmıyor ki. Neyse. Şuna bir daha öfke hareketi yaparsam ölür galiba. Ha, öldü. Ve oh, müthiş kaçtı. Şimdi şuna da bir öfke hareketi yapayım. Hep yumrukla öfke hareketi yapayım. Oo, boşa gitti. Neyse. Bunu harcarız ya. Bu sıkıntı değil. Nasıl olsa oyunu öğretme bölümleri olduğu için düşmanlar bizden biraz daha zayıf. Yani buralarda ölmeniz çok kolay değil arkadaşlar. Gerçekten bayağı çaba sarf etmeniz lazım. Neyse, bu arada zırhları, aynı silahları aldığımız gibi üst beden alt beden şeklinde demin yaptığım gibi alabiliyoruz. Neyse, biraz koşalım. Mantarları yemek. Bazı mantarlar zehirli de olabiliyor, öyle her mantarı yemeyin falan filan. Öyle zırvalıyorlar işte. Bu mesela yoga mantarı. Bu üstündeki yazıları da okuyarak anlayabilirsiniz. Yararlı bir mantar. 10 saniye boyunca yoga yaparak canınızı doldurmanızı sağlar. Mesela yapalım. Canımız az bir şey azalmış. Hop. Doluyor. Ayrıca yoga öfke puanını da dolduruyor. Halbuki bizi sakinleştirmesi, böyle yatıştırması gerekirken daha da sinirlendiriyor mu ne? Öyle bir şey herhalde. Bakalım. Silahların değişik gelişim seviyelerinde farklı elementlere sahip olabildiğinden falan filan öyle bir şeylerden bahsediyor. Onları da ileride göreceksiniz zaten. O bir apokaliptik hokey sopası. Bunu da alalım, kullanırız. Şuraya alalım. Böyle değiştirelim. Ayrıca ateşlerin üstüne basmayın. Ateşler sizi yakabilir. Hatta yakabilir, fazla oldu. İhtimal dahilinde olmuş oldu sanki. Yakar yani. Şuradan yoga mantarı aldım. Evet. Bu ablamız da oyunda mantarlarla bozmuş olan değişik böyle zebra desenli tarzda bir ablamızdır. Şu yoga mantarlarını alalım.
Şu an oyun diyor ki bize mantar fırlatma seçeneğini göstermeye çalışıyor. PlayStation'daki bu yüzey tuşunun sol tarafına doğru basarak nişan alıyoruz. Sonra ona doğru mantarı fırlatıyoruz. Normalde yoga mantarı fırlatılacak bir mantar değil. Yenilecek bir mantar. Ama biz buna yardım etme amaçlı mantarı ona attık. Gücünü topladı ve kustu. Niye kustuysa. Ve teşekkür ederek kaçtı. Şu yoga mantarını da alalım. O ablamızdan biraz daha bahsedeyim. O ablamız bize oyunda bayağı yardımı dokunacak olan bir ablamızdır. Mantarları fırlatmaktan söz eden zımbırtı. Zaten demin yaptık. Çok da okumaya gerek yok. O ablamız mantarlarla bozmuş durumda ve bazı yetenek mantarları oluyor oyunda. Onları çeşitli yetenek dövmelerine, daha doğrusu çıkartmalarına dönüştürmekte bize yardım ediyor. O çıkartmaları üstümüze yapıştıraraktan çeşitli güçlendirme etkileri sağlayabiliyoruz karakterimize. Onları ileride göreceksiniz zaten. Of, mızrağı adamın münasip yerine montaladı. Bu arada ben bir şey daha unuttum sanki ama. Of, o nasıl bir vuruş? Oha, adamın elindeki satır. Ha tamam. Kırıldı lan. Hah. Hadi bakalım. Bir daha diyorum. İşte bu. Ve işte beklenmedik son. Evet, doğru. Titreşim. Onu kapatacaktım. Onu da kapatmayı unuttuydum. Neyse, titreşimi de kapatırız. Evet, bu ip ne bizi indirdi? Sniper'la. Ve ölüm amca da onun kelleyi bedeninden ayırdı. Burada sizin bir hatanız yok arkadaşlar. Benim de yok zaten. Burada ölmemiz ayarlanmış durumda. Oyunun adı zaten Bırak Ölsün. Şimdi tekrar denemek isteyip istemediğimizi sordu. Şimdi biraz ölüm amcanın şov yapışını izliyoruz kaykayla. Let it die. Reklamlarını da yaptılar güzelce. Şimdi burada zaten ölmemiz ayarlanmıştı. Yeni bir başlangıç için tekrar karakter seçmemizi isteyecek. Ondan sonra da hiç savaşmadan, milletle kötü olmadan, bizim merkez olarak bildiğimiz, oyunun waiting room olarak adlandırdığı, yani bekleme odası şeklinde adlandırdığı yere kolayca ulaşacağız bu sefer. Orada da videoyu bitiririm zaten. İlk bölüm böyle oldu. Tabii bir de şimdi şey var. Kulenin hikayesinden söz ediyor. Bu hikaye kasetlerini daha sonra izleyebiliyorsunuz. Dilim sürçtü biraz. Neyse, bu hikaye videolarını daha sonra izleyebiliyorsunuz. Ama görüntüler bana hiç anlaşılır gelmiyor. Yazısı da artık İngilizceniz ne kadar yeterse bir şeyler anlarsınız artık. Bilmiyorum, ben çok da bir şey anlamıyorum. Kulenin yüksekliğinden, genişliğinden falan söz ediyor. Legend has it that a great treasure lies at the top of the tower. Kulenin tepesinde çok büyük bir hazinenin yattığı efsanesi varmış. Acaba? Bilemiyorum yani. None have managed to survive the tower's horrific trials. And thus, the tower stands as a grim reminder of the many lives lost in search of this mythical treasure. Bir sürü can kaybı olmuş bu hazineyi almaya çalışan insanlar. Bir sürü kişi ölmüş yani bu sebeplerden. Ve işte zaten çoğunu anlamadım. Yapacak bir şey yok, neyse. Ha işte buradan. Oradaki zımbırtı, o ekrandan. Mother Barb's zımbırtısından o hikayeleri tekrar dinleyebiliyoruz. Orada yeni yeni açılacak hikayeler de olacak. Şimdi ölüm amca bizimle konuşuyor. Sen sadece oynuyordun, hatırladın mı?
pretty badass. Hmm. Çok iyi değil mi? Çok çetince. It's the best game console ever. Evet. En iyi konsol oyunu falan diyerek de reklamlarının iyice suyunu çıkarıyorlar. Şimdi böyle PlayStation'a diski yerleştiriyor gibi bir şeyler yapıyor. It's like a hack and slash, roguelike kind of a thing. What the? Hey dude, you're a gamer, aren't you? Then you'll totally be oyuncusun fine. Değil mi? Just try it out. Hadi tekrar. Ya da hatta I'll set it up for you. Tekrar dene değil. Hadi dene. Okay, are ready to go? Let's get started. I'll start the game. Oyunda da bu böcek artık neyse, bok böceği midir nedir, bunun özel bir önemi var. Yüklenme ekranında dünya gibi bir küreyi o çeviriyor mesela. Evet, şimdi yüklenme ekranına geri döndük. Neyse, buraları geçelim. Başlayalım ve videoyu çok uzatmadan bitirelim. Şimdi de bir tane hatun karakter seçelim. Mesela bu ablamız olabilir. Bu arada yüklenme ekranındayken ben bir şeyler daha zırvaladım ama orada şöyle bir uyarı yazısı yazdı. Onu çok dikkate almadım. Engellenen sahneye girdiğiniz için video kaydı duraklatıldı. Sonra çıktığınız için devam etti falan. Yani bazı yerlerde sesimde bir kopukluk, anlattığım şeyde bir anlam bütünsüzlüğü yaşanmış olabilir. Neyse, onu çok kafaya takmayın. Şimdi devam edelim. Hızla videoyu bitirelim. Bu merdivenlerden tekrar çıkıyoruz. Geçiyoruz. Bu sefer burada böyle bir dekor var. Orada yol yok. Ve bekleme odasındayız. Neyse, bekleme odası dedikleri yerin, waiting room zımbırtısının içeriğinden çok bahsetmeden önce videoyu bitirelim. Çünkü çok uzun oluyor. Bu arada ölen karakteriniz için de endişelenmeyin. Onu para harcayarak tekrar getirebiliyorsunuz. Para dediğim normal nakit para değil cebinizden. Oyunda biriktirebileceğiniz paradan harcayarak getirebiliyorsunuz. Neyse. Sıradaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.